Evet arkadaşlar, dörtgenler diyeceğiz. Dörtgenlerin iç açılarının toplamı diyeceğiz. Şu anda ekranı göremiyorum arkadaşlar. Sorularınız olursa mikrofonu açıp konuşursanız sorularınızı cevaplarım arkadaşlar. Tamam. Dörtgenin iç açılarının toplamı da dış açılarının toplamı da çok güzel bir özelliğimiz eşit olacak. Yani iç açılarının toplamı arkadaşlar 360, dış açılarının toplamı da yine 360 derece olacaktır diyoruz. Hem iç açı hem dış açıları eşit olan dörtgenlerimiz var. 360'ar derece dedik arkadaşlar. Hemen geçtik. Buyurun bakalım ilk soru. Bildiğimiz klasik toplama çıkarma sorusu. Elimizde arkadaşlar bir tane dörtgen var. Dörtgenin iç açılarının toplamının 360 derece olduğunu biliyorum. Burası 55 derece ise bakın buradaki C açısı 125 derece. Alfa, 90, 125 ve 65'in toplamı yani dörtgenin iç açılarının toplamı arkadaşlar 360 olacak. Alfa, 90, 125 ve 65'in toplamı 360 olması lazım. 190, 280 yaptı bakın burası. O zaman alfa kaç derece olacaktır arkadaşlar? 80 derece olmalıdır deriz. Var mıdır anlaşılmayan bir yer? Geçtim. Bildiğimiz toplama çıkarma sorusuydu zaten. Yine bir dörtgenim var arkadaşlar. Yine dörtgende iç açılarımın toplamı 360 derece olacağını biliyorum. X, Y, 110 ve 80'in toplamı 360 olacaktır. 110 ve 80'i yani 190'ı sağ tarafa atacak olursam X ile Y'nin toplamı arkadaşlar 190-170 derece olacaktır deriz. İkinci bir ifademiz nedir? X eksi Y'yi bize vermiş. X eksi Y 20 olarak vermiş. Taraf tarafa topladığımız zaman arkadaşlar Y'ler gider. 2X eşittir 190 derece. Her iki tarafı da arkadaşlar 2'ye her iki tarafı da 2'ye bölersek X eşittir 95 derece olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Yine kolay bir soruydu. Geçiyorum. Şimdi ekstra bir özelliğimiz arkadaşlar. Üçgende ben size bunu söylemiştim. Şimdi ufak bir genelleme yapalım. Elinizde bir tane üçgen varsa iki tane arkadaşlar iç açının toplamı A ile B'nin toplamı diğer açının dış açısına eşitti. Bunu dörtgenler için de genellemiş. Yine basit bir dörtgen çizelim. Şöyle bir dörtgenimiz olsun. Bu dörtgende arkadaşlar iki tane iç açının toplamı mesela alfa olsun, beta olsun. Şunu da uzattık şöyle. Burası da arkadaşlar ne olsun? X olsun, Y olsun. İki tane iç açının toplamı diğer iki açının dış açılarının toplamına eşit olacak. Yani alfa ile beta'nın toplamı X ile Y'nin toplamına eşit olacaktır deriz arkadaşlar. Tamam. İki iç açı. Bunlar karşılıklı olmasına gerek yok. Yan yana da olabilir. Fark etmez. İki tane iç açının toplamı diğer iki açının dış açılarının toplamı kadardır deriz arkadaşlar. Tamam. Geçtim. Buyurun bakalım. Çok basit bir soru oldu. Özelliği verdikten sonra. İki tane iç açının toplamı diğer iki açının dış açılarının toplamına eşit olacak. Yani alfa ile 100'ün toplamı 140 ile 70'in toplamı kadardır. Diyebiliriz ki 100'ü sağ tarafa attığımız zaman alfa eşittir 210 eksi 100'den 110 derece olarak bulunacaktır arkadaşlar. Geçtim. Kolay sorular. İki tane özelliğim var arkadaşlar. Bunlar benim işimi çok çok kolaylaştıracak. Formülü bilmeseniz de soruları yapabilirsiniz bakın burada ama formülü biliyorsanız daha hızlı yapacaksınız. Nasıl yapacağız? Şimdi benim elimde bir dörtgende iki tane iç açı ortay varsa bakın mavi ile çizdim. Bu iki iç açı ortayın arasındaki açı alfa diğer iki açının ya da alfanın karşısındaki D ve C açılarının bunlara da X ve Y diyelim toplamlarının
yarısı kadar olacaktır. Tekrar ediyorum. 2 iç açı ardışık AB, BC olabilir, CD olabilir, DA açıları olabilir. 2 ardışık açının açı ortayları arasındaki açı diğer iki açının toplamının yarısıdır. Peki karşılıklı açı ortaylar olursa, yani D ve B gibi. D'den ve B'den çıkan iki tane açı ortayın arasındaki açı da teta. Teta'nın ölçüsü arkadaşlar yine alakasız olan bakın C ve A açılarının bu sefer farkının yarısı olarak bulunacak. Peki hangisi büyük hangisi küçük derseniz, normalde formülde mutlak değer vardır ama mutlak değeri size kullandırmayacağım. Teta açısının olduğu taraf. Teta hangi tarafta? Y tarafında. Ya da ters açısından bakın, şurası da teta'dır, fark etmez. Şurasına devam ettirirseniz burası da teta'dır. Teta'nın olduğu taraf yani Y daha küçük bir açıdır arkadaşlar. O yüzden büyük olandan küçük olanı çıkartırız. Yani X eksi Y bölü 2 bize de buradaki dar açıyı yani teta'yı verecektir. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Teta dar açı. Yani şurası değil. Bakın şurası değil. Dar olan taraf. 90 dereceden küçük olan taraf diyoruz teta'ya. Geçtim. Evet arkadaşlar bakın. Bir dörtgenim var. A, B, C, D dörtgenimde. CK ve KB. CK ve KB arasındaki açı. Ters açılar birbirlerine eşit. Bakın burası da 80. 2. Ard arda gelen ardışık açı ortay. B ve C açılarının açı ortayları arasındaki açı. Diğer iki açının alfa ve 75'in toplamının yarısı kadar olacaktı arkadaşlar. İçler dışlar çarpımından alfa artı 75, 160. Salla 75'i sağ tarafa. Alfa eşittir 85 derecedir deriz. Bunu formülü hatırlayamazsanız nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Şöyle yapalım. Şimdi buralara x, buralara da y diyebilirsiniz. Denklem kurarak yapacağız bunu da. Dörtgenin iç açılarının toplamı arkadaşlar 360 olacaktı. Yani alfa 2x 2y ve 75'in toplamı 360 olacak. Buradası nedir? Alfa artı 2 parantezinde x artı y artı 75 360 olur. Peki size soru. Üçgenin iç açılarının toplamı kaç dereceydi? X 80 ve y bakın. Üçgenin iç açılarının toplamı 180 olacak. X, y ve 80'in toplamı 180 derece ise x artı y'yi buldum. 100. Yerine yazarsanız arkadaşlar alfa alfa artı 2 çarpı x artı y yerine 100 yazdım. Artı 75 360 275 yaptı. Salladım sağ tarafa. Alfa eşittir yine 85 derece olarak bulursunuz. İster gelin bakın formülden yapın daha kısa olacak. İster gelin denklemden yapın. İkisinden de aynı sonucu bulabilirsiniz. Ama önemli olan bizim burada zaman kazanmamız. Yani kısa olan taraftan yapabilmeyi biliyor olmanız gerekiyor arkadaşlar. AE'yi uzatacak olursam. İki karşılıklı açının açı ortayı arasındaki dar açı 20 derece olur. Karşılıklı açı ortaylar arasındaki açı yani 20 eşittir. Diğer iki açının yani 110 eksi alfa farkının yarısı olacak. İçler dışlar çarpımı 110 eksi alfa eşittir 40. 110'dan kaç çıkartırsam 40 olur. 70 derecedir deriz alfaya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dörtgenler kolay gidiyor. Devam ediyorum. Şimdi geldim kenarlarıyla alakalı bazı özelliklerimiz var onlara. Şimdi şartımız şu. Daima şart bu olacak. Bu tarz sorularda. Eğer senin köşegenlerinin arasındaki açın, köşegenlerinin arasındaki açı 90 derece ise karşılıklı kenarlarının kareleri toplamları birbirlerine eşit olacak. Yani a kare artı c kare, b kare artı d kareye
eşit olacak. Şimdi kısmen anlatmaya çalışacağım. Görsel olarak çok fazla bir şey değil ama bu B'yi AC üzerine katlayacak olursanız B noktası, bakın arkadaşlar, şuraya gelir. Şuraya gelir. B noktası. Yani bu B noktasını AC boyunca katladığınızı düşünürseniz, bakın iç tarafa doğru A, B, C, D. Hemen tarıyorum. Şu dörtgen oluşur. Bu dörtgen aslında benim, yani sağ taraftaki şeklim, benim aslında B noktamın AC üzerine katlanmış halidir. Bunu tersinden de göstereyim. Kafanızda iyice canlansın. Yani deltoid oluşturuyorum kısacası. Buradaki B noktasını aşağıya tamamladığınızı, yani döndürdüğünüzü düşünürseniz burası B olur. Bu sefer de soldaki şeklimiz oluşur. Formülüm o zaman aynı. Burası A, A, burası B, B ise yine fark etmez. A kare artı C kare, B kare artı D kareye de eşit olacaktır arkadaşlar. Buradaki ifadem benim deltoid olduğundan dolayı. İki formül de aklınızda kalsın. İkisinden de soru gelecek arkadaşlar. Geçtim. Matematiksel amelilik sorusu. Buyurun beraberce yapalım. Köşegenlerimin arasındaki açı 90 derece. Bu bir. İkincisi, 90 derecenin olduğunu görüyorsam, yani soruda bana veriyorsa, karşılıklı kenarlarımın karelerinin toplamlarının birbirlerine eşit olduğunu bileceğim. Yani x kare artı 9'un karesi, 3x'in karesi artı 7'nin karesine eşit olacaktır arkadaşlar. Düzenleyelim. X kare 81. Yanlış yazdık. Eşittir. 9x kare artı 49. X kareyi bu tarafa atarsam 8x kare olur. 49'u bu tarafa atarsak arkadaşlar kaç yapar? 20, 20 değil. 32. 8x kare. Düzenleyelim. Her iki tarafı da 8'e bölersem 4 eşittir x kare olur. Neyin karesi? 4'tür. 2'nin karesi 4'tür deriz. X eşittir 2 olarak bulunur arkadaşlar. ED ve DC'nin toplamını bizden istemiş. Şimdi iki tane farklı yer istiyor. ED'ye ne diyelim? X diyelim. CD'ye de Y diyelim. Şimdi ilkini çiziyorum arkadaşlar. Bakın kırmızıyla çizdiğimiz yer. İçeriye katlanmış. Sıkıntı yok. Aradaki açı 90 derece mi? 90 derece cepte. O zaman şunu yapıyorsun. X kare artı 11'in karesi eşittir 7'nin karesi artı 9'un karesi. Düzenleyelim. (121, 49, 81). 121'de sağa sallarsam 130-121 yapar. X kare eşittir 9. X eşittir 3 olarak bulunur arkadaşlar. X'i bulduk. Şimdi gelelim Y'ye. Y için nereyi kullanacağız? Bakın Y için de mavi ile çiziyorum arkadaşlar. Yine köşegenler arasındaki açı 90 derece ise X'i buldum bu arada. 3. Karşılıklı kenarların kareleri toplamları bu sefer birbirlerine eşit olacak. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Y'nin karesi artı 7'nin karesi karşılıklı. 2 kök 14'ün karesi artı 3'ün karesi olacaktır arkadaşlar. Hemen düzenleyelim. Y kare 49'u sağ tarafa atacak olursam arkadaşlar ne yapacak? 16 yapacak. Buradan da Y arkadaşlar yine her iki tarafında kare kökünü alacak olursam Y eşittir 4 olarak bulunur. X3, Y4. Bunların toplamını bizden istemiş.
3 artı 4, bu da eşittir 7 olarak buluruz arkadaşlar. Güzel, cevap gelmiş. Anlaşılmayan bir yer var mı arkadaşlar bu soruda? İki tane soruyu iç içe sokmuşlar, bize soru olarak vermişler. Güzel bir soru. Geçtim. Peki alanı nasıl bulacağız? Şimdi iki ihtimalimiz olacak. Önce kolaydan başlıyorum. Köşegenlerimizin arasındaki açı 90 derece olursa ya da bakın burada da arkadaşlar bir dörtgen var, dikkat. Bakın bu dörtgende de köşegenlerimizin arasındaki açı 90 derecedir. Yani bakın bir tane köşegeniniz BD, diğer köşegeniniz AC. AC'nin uzantısıyla BD arasındaki açı 90 derece ise yine köşegenlerimizin arasındaki açı 90 derece olmuş oluyor. Alan ABC'de köşegenlerin çarpımı, yani AC ve BD'nin çarpımının yarısıdır. Tamam? Köşegenlerin çarpımının yarısı bize alanı verecektir. Ne zaman? 90 derece ise benim köşegenlerimin arasındaki açı. Bakalım. Hemen arkadaşlar alan ABCD'yi bulabilmek için taralı bölgeyi sormuş bize bakın. Ama tamamına bakarsam şeklin. AH yükseklik. Nereden gelen bir yükseklik? Dikten gelen bir yükseklik. Dikten dik inmişse ne vardı? Öklit vardı. Hemen şuraya x'i çaktım öncelikle. H kare x çarpı 9'a eşit olacaktır arkadaşlar. Yani 36 eşittir 9 çarpı x. Her iki tarafı da 9'a bölersek 4 eşittir x olarak bulunmuş olur. Peki alan neydi? Alan ABCD. Şimdi birinci köşegen, mavilerle çiziyorum bakın bu sefer. B'den D'ye çizilen köşegen. Taralı bölgenin. İkincisi, yani köşegen dışarıda da olabilir. Dörtgenin içerisinde olmasına gerek yok. Bu da dışarıda oldu. İkinci köşegen AC. Köşegenlerin arasındaki açı 90. O zaman alan BD yani 13 çarpı AC yani 4 bölü 2. Köşegenlerin çarpımının yarısı. Hemen sadeleştir. Bu da eşittir 26 olarak bulunur arkadaşlar alanımız. Peki köşegenlerin arasındaki açı 90 derece değilse alfa ise size üçgende alan konusunda vermiş olduğum formülü kullanacağız arkadaşlar. Neydi o? 1 bölü 2 çarpı köşegenlerin uzunlukları AC ve BD ya da bakın AC ve BD fark etmez. Her ikisi için de aynı. Çarpı köşegenler arasındaki açının sinüsü. Sinüs alfa diyoruz. Tamam. Kullanışlı bir formül olacak. Kullanırken göreceğiz inşallah. Buyurun bakalım. Evet. 9. soru. Herkes bir yorumlasın. Sonra beraberce yapalım. Evet arkadaşlar dikkat edin bakın soruda şekil üzerinde bize verilmeyen bir BD uzunluğu da var. Yani BD uzunluğu 4 kök 5. Şimdi bakıyorum. Köşegenlerden bir tanesi belli. Dörtgen. AC. 3, 2 ve 6'nın toplamı 11 yapar. BD'yi burada yazmamış ama soruda vermiş. 4 kök 5 diye sorunun sözel kısmında 4 kök 5. Peki benim alan ABCD ifademi ben nasıl bulurum? Alan ABCD. Bakın 1 bölü 2 çarpı AC köşegenlerin bir tanesi. Çarpı BD çarpı sinüs alfa. Şimdi gelelim. 1 bölü 2 zaten sabit. AC uzunluğunu biliyorum 11. BD uzunluğunu soruda vermiş. 4 kök 5. Geldim sinüse. Peki sinüsü nereden bulacağım arkadaşlar? Bakın sinüsü de şuradaki mavi üçgenden bulacağım. Neden? Bakın şurası 90. Köşegenlerin arasındaki açı bakın şurada mavi ile gösterdiğimiz açı.
Buraya alfa dersem sinüs alfa karşı dikkenar bölü komşu dikkenardan 4 bölü 2'dir. Sinüs karşı bölü hipotenüstü. Sinüs alfa 4 bölü 2 4. Dikkenarlardan bir tanesi diğerinin 2 katıysa hipotenüs, kısa olanın kök 5 katıydı. 2 kök 5 arkadaşlar. Direkt sadeleşmiş kısmını yazalım o zaman aşağıya. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 2. 2 bölü kök 5. Kök 5'ler gitti. 2'ler gitti. Sonuç 11 çarpı 4'ten şurası yani 44 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Evet, var mıdır anlaşılmayan bir yer? Bakın bu tarz sorular sınavlarda karşınıza gelebilecek tarzda sorular. Yani şuradaki sizin sinüs ifadenizi şu üçgenden çekebilmenizi istiyor. Sorularda genellikle deneme sınavlarında karşılaşıyoruz arkadaşlar. Var mıdır anlaşılmayan bir yer? Evet. Şimdi bir formül vermiştim size. Demiştim ki iki tane iç açının toplamı diğer iki açının dış açılarının toplamına eşittir. Peki o zaman 80 ve 130'un toplamı diğer iki açı olan A ve B'nin dış açılarının toplamıdır desem, buraya xx, buraya yy desem, 2x ve 2y'nin toplamı 80 ve 130'un toplamı kadar olacaktır. O zaman iki parantezinde x artı y eşittir 210. O zaman her iki tarafı da 2'ye bölersem x ve y'nin toplamı arkadaşlar 105 derece olacaktır deriz. Bir. İkincisi, bakın arkadaşlar benim bir tane üçgenim var. Mavi ile çizdim. Bu ATB üçgeninde, bu ATB üçgeninde arkadaşlar alfa x ve y'nin toplamı 180 derece olması lazım. X artı y'yi biliyorum. Yapıştırdım yerine. ...105'i de salladım. O zaman alfa eşittir 180-105'ten 75 derece olarak bulmuş oluruz. Bakın arkadaşlar burada bir dörtgenimiz var. A, B, C, D dörtgeni. Bu dörtgende ardı arda gelen iki açının A açısı ve B açısı, ardışık iki açının açı ortayları arasındaki açı, dışarıda dahi olsa fark etmez formülümüzü vermiştik. İki iç açının açı ortayları arasındaki açı diğer iki açının toplamının yarısı kadardı. Tamam. İçler dışlar yaparsanız arkadaşlar 46 alfa derecedir deriz.